Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu aralar biraz yoğun tempolu çalışıyoruz böyle. Hem hastanede hem gerek özel hayatımda da şeyler var böyle. Kısacası biraz 1 Nisan'la birlikte, kendi doğum günümle birlikte biraz bu yıl farklı, çok farklı gelişmeler yaptım böyle. Ondan ötürü yoğun geçiyor. Yeni bir sürece de atıldık böyle. Hayırlısı olsun inşallah. Hayat devam ediyor. Bugün üniversite hastaneleri hakkında biraz sohbet, muhabbet edelim böyle. Merak ettiğiniz sorular var, onlara değinmek istiyorum böyle. Söz vermiştim böyle, yani en kısa zamanda video çekeceğime dair. Bugüne nasip oldu böyle. Dedim ya, biraz tempolu bir hayatım var böyle, sürecim var bu aralar. Bu yılda bu baharla birlikte daha fazla bir tempolu bir hayat şey yapıyor böyle. Yani öyle ki gece gündüz çalışıyorum desem yeridir. Öyle harbiden. Bu yıl hem KPSS'ye hazırlanıyorum. Güzelce bir şekilde, daha temiz, daha düzgün, daha verimli bir şekilde. Hem de özel hayatımda da farklı gelişmeler oluyor ister istemez. Onlarla da uğraşıyoruz böyle. Üniversite hastaneleri arkadaşlar, üniversite hastaneleri hakkında belli başlı sorularınız var böyle. Biz tüm sorularınızı böyle elimden geldiğince cevaplamaya gayret edeceğim böyle. Üniversite hastaneleri artık orada Sağlık Bakanlığı gibi 3 artı 1 sistemine dönmüş. Yani siz KPSS ile atandıktan sonra 3 artı 1'e tabi oluyorsunuz. 3 yıl sözleşmeli oluyorsunuz. 3 yıl soluk bitirdikten sonra kadroya geçmiş oluyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız yok. Sözleşmeliyken eğer istifa ederseniz tabi 1 yıl gibi bekleme süreciniz oluyor. Yani aynı pozisyon içerisinde farklı bir yere gidemiyorsunuz. Cezai bir durumunuz oluyor böyle. Bunu da belirtmek istiyorum. 3 yılı tamamladıktan sonra, kadroya geçtikten sonra o yıl geçerli olan KPSS puanınızla siz tekrardan işte hani istifa edip cezasız bir şekilde başka bir yerde yolunuzu çizebilirsiniz veya işte hani üniversite hastanesinde çalışıyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'na geçiş yapabilirsiniz. O zamanki KPSS puanınızla. Örnek, kendi üzerime örnek vereyim. Mesela ben şu anda üniversite hastanesinde çalışıyorum. 2024 KPSS'ye hazırlanıyorum ve 2024 KPSS puanımla gerek Sağlık Bakanlığı gerek farklı bakanlıklarına ben geçiş yapabilirim. Çünkü ben artık kadroluyum ve yerleştikten sonra istifamı verip atandım, yerleştim kuruma başlayabilirim. Bu herhangi bir sıkıntınız yok. Üniversite hastanelerinde maaş konusunda bir sıkıntı var mı? Yani Sağlık Bakanı ile üniversite hastaneleri arasında bir maaş farkı var mı? Ham maaş olarak yok. Yani örnek veriyorum, yeni başlayan, bekar, sendikasız, ne bileyim işte osuz, busuz bir personelle devlet hastanesine yerleşen kişi aynı maaş alıyor. Aynı ham maaş alıyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nda, yani şöyle diyeyim, hastanelerde 3 kalemde bir maaş alıyoruz. Bir ham maaş dediğimiz, bir sabit ek ödeme var. Bir de teşvik ödeme var. Sabit ek ödeme de aynı. Şu anda bütün devlet hastanesi de, yani Sağlık Bakanlığı'nda üniversite hastanesinin aynı maaşı, ham maaşı alıyor. Aynı sabit ek ödemeyi alıyor ama teşvikte farklılıklar oluyor. Teşvik eden eski ismiyle döner sermaye diyebiliriz böyle, hastanenin ödemiş olduğu. Bu birimden birime, hastaneden hastaneye değişmektir. Yani bir sekreter mesela, biz şu anda kaç alıyoruz? Ona bir harbiden kaç? Biz 1,5 küsür bir şey alıyoruz böyle. Bu başka bir hastanede veya sağlık hastanesinde ya da ne bileyim başka bir üniversite hastanesinde daha düşük veya daha fazla alabilir. Bunu da söyleyeyim böyle. Başka aklıma takılan bir yer var mı böyle? Biraz düşüneyim, biraz sorulara bakayım, geleyim. Biraz daha üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı hastanelerinin avantajları ve dezavantajlarına değineyim böyle. Üniversite hastaneleri genel olarak, bak, kendimle çalışmama rağmen üniversite hastaneleri yoğun oluyor. Zaten üniversite hastaneleri genellikle, size fark ettiyseniz böyle, daha çok öğrenci potansiyelinin olduğu, hasta potansiyelinin fazla olduğu yerlerde vardır. Mesela hani ne bileyim, hani bizim Kars'ta da var, evet, yani ben buralı olduğum için oradan örnek veriyorum. Hani Erzurum gerçekten çok yoğun. Yani neredeyse bütün Doğu Anadolu'yu kendine bağlayan bir potansiyeli var, bir gücü var. İster istemez. Buradaki devlet hastanesi de, yani şehir hastanesi de var. Orada o bile çok yoğun yani. Dolayısıyla üniversite hastaneleri diğer hastanelere nazaran daha yoğun oluyor. İkinci bir olumsuz yanı ise böyle.
Üniversite hastanelerinde yani şöyle diyeyim, gereksiz personel yoktur. Çok nadir birimlerde yani diyebiliriz ki vardır ya da yeterli sayıdadır ama bize fazla gelebilir. Çünkü üniversite hastaneleri maalesef benim gördüğüm kadarıyla yani az personelle çok iş yapmaya gidiliyor. Yani diyelim ki şu anda baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nda neredeyse diyelim ki bir poliklinikte birden fazla sekreter var ama üniversite hastanelerinde bu sayı ya yoktur ya da azdır. Onu da söylemek istiyorum. Hele hemşireyseniz gerçekten üniversite hastanelerinde hemşireler biraz daha yani genel olarak üniversite yani üniversite olsun Sağlık Bakanı olsun ama hemşire üzerinde çok büyük bir yükü vardır. Yani hemşireler hastanenin kolonlarıdır desem yeridir. Yani eksik olur fazla olmaz diye. Yani yoğun hastanelerde yıpranma oranı çok çok fazladır. Gerek hani hangi bölümden, hangi birimden, hangi meslekten olursanız olun gerçekten sağlık bölümü biraz daha yıpranma oranı fazladır. Hele ki üniversite hastanelerinde yani diyelim ki iki kişinin yapacağı işi bir kişiye ya da üç kişinin yapacağı kişiyi bir kişiye yüklerseniz böyle burada daha bir yoğun, daha bir yelme, daha bir yıpranma söz konusu oluyor. Yani üniversite hastaneleriyle diğer hastanelerin arasındaki gördüğüm olumsuzlukların bir tanesi de budur. Yeteri kadar personel yoktu ya da güzel bir şey yoktu. Yani olumsuz. Öyle düşün, öyle düşün. Başka teşvik ödemelerinde yani eski ismiyle döner sermaye olarak üniversite hastaneleri daha az ödeme yapıyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki yani aynı pozisyonda, aynı birimde olan arkadaşlar daha fazla teşvik ödemesi aldığını söylemek mümkündür. Yani kısacası şu şekilde diyebilirim ki Sağlık Bakanlığı bağlı hastanelerde daha bir yani önem yani daha güzeldi, daha tavsiye ederim. Yani önceliğini Sağlık Bakanlığı olsun ama üniversite hastaneleri de yani kötü değil. Hani başka şu şekilde de şunu da mesela üniversite hastanenin bir diyelim ki sınırdaysanız üniversite hastanesine gittiniz böyle. 1-2 yıl çalıştınız böyle. Bazı üniversiteler var. Gerçekten çok rahat diyebileceğimiz birimler var, yerler var böyle. Bunlar da şart istiyor. Mesela diyelim ki 2 yıl bir çalışma şartı istiyor, sosyal hizmet şartı istiyor. Yani diyor ki 2 yıl çalışmış olsun. Bu tür yerlerin bir avantajı oluyor böyle. Tabi bu Sağlık Bakanlığı da oluyor ama yani bazı üniversite hastanelerinde özellikle yani kendi memleketinizdeyseniz ve güzel bir birim ise çok çok güzel oluyor. Tabi bu devlet hastanesinde geçerli ama başka avantajlı dezavantajlarını düşünürsem böyle. Diyelim ki hani üniversite hastanesine başladınız, çalıştınız, yıl sonuna geldi. Zaten geldi Kasım, Aralık gibi yıl sonuna doğru sözleşme yeniliyor. Ama şunu da merak etmiyor değilim. Bu yeni atanan arkadaşlarımız mesela üniversite hastanesine şey yapıyor, 3 artı 1 ile başlıyor ya. Acaba bu eskisi gibi yıl sonu gibi sözleşme imzalıyorlar mı? Bak bunu bilmiyorum. Yani bizim hastane yapıyor mu? Bu yıl hiç takip etmedim. Bunun takipçisi olacağım böyle Kasım Aralık ayında. Özellikle bunu bilgi edineceğim. Yani şunu demek istiyorum. Benim bir üniversite hastanesine atandınız ve yıl sonuna yakın artık ayrılmak istiyoruz. Yani dedim ki bu yıl 2024 yıl içerisinde siz herhangi bir üniversite hastanesine yerleştiniz, çalışıyorsunuz. Şu anda halihazırda çalışıyorsanız dönem sonunda işte KPSS sınavına girdiniz. İyi kötü bir puanınız var. Siz yıl sonuna doğru usulüne uygun sözleşme imzalamadan çekilirseniz bir ceza alır mısınız? Bak bu soruyu ben de gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle eski sistemde usulüne göre ayrılanlar herhangi bir ceza almadan olası bir atamada puanını kullanıp atanabiliyordu. Büyük ihtimalle yani emin değilim ama %90 öyle düşünüyorum ki yine usulüne göre eğer siz ayrılırsanız ve mevcut olan KPSS puanınıza atanabilirsiniz diye bunu da eklemek istiyorum. Çünkü bunu da bir arkadaşımız sormuştu böyle. Hatta üniversite hastanesine başlayıp yani üniversite hastanesine yerleşmişti, başlamıştı. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı'na da atanmıştı ve zimmet durumu gerçekleşmeyen bir arkadaşımız da vardı böyle.
Demek ki ne yapacaksınız? Usulüne göre takip edeceksiniz. Ha, 2023 yılı içerisinde ya da 2024 yılı içerisinde bu şekilde üniversite hastanesine yerleşen ve sonrasında KPSS sınavlarına girip eğer yeteri kadar veya yeteri kadar gördüğü bu puana sahipseniz usulüne göre ayrılış yapabilirsiniz. Yarın öbür gün ondan sonra sıkıntı olmasın diye böyle Kasım Aralık gibi yıl sonuna doğru gerek personel özlük birimine bu talepte bulunarak ve zamanı geldiğinde usulüne göre dilekçenizi hazırlayıp ayrılabilirsiniz. Bunu da eklemek istiyorum. Başka söyleyeceğim, ekleyeceğim şu anda bir şey yok. Yine varsa yorum kısmında muhakkak belirtim ve elimden geldiğince yorumlamaya, cevaplamaya gayret edeceğim inşallah. Üniversite diyorum. Instagram üzerinde kolay kolay cevap vermiyorum. Yani gerçekten cevap vermek istiyorum ama çok geliyor. Ondan dolayı oralardan cevap vermemeye gayret ediyorum. Vicdanım bazen el vermiyor, cevaplıyorum ama yine de elimden gelince cevap vermemeye gayret ediyorum. Sağlıkla kalın, selamete kalın inşallah. Pazar günü de 4. denememi inşallah çözüp atacağım böyle. Sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah.